merhaba. Gönül erenleri, gönül bacıları, ben Cem Kervan. Bu hafta Gönülden Gönüle adlı bir seri başlıyoruz. Zaten Sade Sazım'la adlı devam eden bir serimiz var. Bu ayrı bir seri olacak. Gönülden Gönüle. Bunlar daha çok bilinen deyişler, semahlardan oluşacak ama aynı zamanda benim bestelerimden de olacak. Çeşitli konular hakkında. İlk olan Ruhsati'nin bir deyişi, deli gönül, vay deli gönül. Sözleri de çok manalı. Daha senden gayri aşık mı yoktur diyor. Kendi gönlüne hitap ediyor. Yani sen çok önemlisin sanki. Başka bir aşık yokmuş sanki. Sonra diyor ki, şu fani dünyadan umudunu yüz. İnanmazsan var kitabı yüzbe yüz. Evin mezaristan. Malın bir top bez. Daha duymadınsa duy deli gönül. Yani hakikaten bu dünya fani, çok önemli değil. Ama öbür taraf daimi olacak. Yani orası için yaşamak lazım. Hatta hakkın ruhuyla dolup şimdiden daimi olarak yaşamak gerekiyor. Evet, değişik bir paylaşayım. İnşallah beğenirsiniz. Daha senden gayri gayri aşık mı yoktur? Daha senden gayri aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül, vay deli gönül. Öyle düşün devri devri Adem'den beri. Neler gelmiş geçmiş say deli gönül. Hele düşün devri devri Adem'den beri. Neler gelmiş geçmiş say deli gönül. Fani dünyadan umudunu yüz. Şu fani dünyadan umudunu yüz. İnanmazsan var kitabı yüz be yüz. Oy deli gönül. Evin mezarıstan malın bir top bez. Daha duymadın sat. Evin mezarıstan malın bir top bez. Daha duymadın sağduy deli gönül. Kişi mezar eşiyor. Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Ganga sabit gelmiş boydan aşıyor. Boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. Yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı.
diyor deli gönül. Kanat vermiş uçamıyorsun, bu nefsin elinden kaçamıyorsun, kaçamıyorsun. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun, topraklar başına vay deli gönül. Saati dünyadan geçemiyorsun, topraklar başına vay deli gönül. Evet, bu dünyada eğer sadece bu dünya için yaşıyorsak en çok acınacak insanız. Çünkü bu dünya bize bir şey veremez. Evin mezaristan. Malın bir top bez. Çok yaşayan 100 yaşına kadar yaşar. Onun için daimi hayat için yaşayalım. Şah İsa zaten daimi hayat, sonsuz hayat vermek istiyor bize. Ona güvenmek lazım. Din, dil, ırk, cinsiyet bunlar hiç önemli değil. Bu yol evrensel, tek yol. Evet, inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun. Yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.